Sayın Valim, değerli vekillerim, sevgili ve çok kıymetli vatandaşlarımız, değerli basın mensupları, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Burada bugün ağaç dikmek için herhalde kalbi hepimizden çok daha fazla çarpan küçük çocuklarımız var, kardeşlerimiz var. O yüzden çok fazla uzatmadan birkaç mesajı ve bilgiyi vererek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Elbette geleceğe dair nasıl bir miras bırakmak istersiniz denildiğinde aklımıza gelenlerden bir tanesi de ağaç olur. Çünkü 10 yıllar yaşayan, 100 yıllar yaşayan, hatta anıt ağaç olarak tescil edilmiş binlerce yıl öteden bu zamana gelen ağaçlarımız var. Onların getirdiği mesaj, onların getirdiği geçmişten geleceğe duygu ve düşünce bizleri hakikaten memnun eden son derece önemli bir husus. Sadece bir ağaç olarak değil, kimi zaman barınma ihtiyacımız için, kimi zaman farklı ihtiyaçlarımız için, ama en önemlisi de geleceğe nefes için bu ağaçların çok büyük bir önemi var. Elbette bizim 184 yıllık bir teşkilatımız var. Çok ciddi bir tecrübesi var. Yeşil vatan için durmadan, dinlenmeden, gecesini gündüzüne katarak çalışan arkadaşlarımız var. Elbette bu tek başına yeterli değil. Eğer bugün buraya bu çocuklarımızın gönüllerindeki, kalplerindeki heyecanı oluşturamazsak, yalnızca bir teşkilatın, yalnızca bir devletin, bir biriminin bunu yapması mümkün değil. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki 85 milyonun tamamı bugüne has değil, ama bugünü de çok özel kılarak Milli Ağaçlandırma Bayramımızı gerektiği gibi ifa ediyor. Kıymetli vatandaşlarımız, küresel ısınmanın etkilerini her geçen gün hissediyoruz, hissetmeye de devam edeceğiz. Elbette bundan sonraki dönemde de bu faaliyetlerimizin çok daha farklı şekillerde devam etmesi gerekiyor. Bizler ormancılıkta son 21 yılda atılan adımlara baktığımızda, biraz önce rakamları verdi genel müdürümüz, tam o rakamlara girmeyeceğim ama çok önemli bir konu var. Bu sene sonu itibariyle bizim toprakla buluşturacağımız fidan ve tohum miktarı sayısı 7 milyarı aşacak. Bu da hakikaten bizim bu konuya ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi. Yine söylendi, ben tekrar edeyim, çok önemli. Uluslararası Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporunda Türkiye'nin ağaçlandırma ile ilgili başarısını tescil etti. Bizler Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada en çok ve en iyi, en nitelikli ağaçlandırma yapan ülke olarak herkesin kabul ettiği bir duruma, bir sonuca ulaşmış olduk. Değerli kardeşlerim, ben müsaade ederseniz bu küçük kardeşlerime hitap etmek istiyorum. Hakikaten çok da fazla sözü uzatmadan. Sadece ağacı dikmek değil, onu korumak da önemli. Her halükarda bundan sonraki dönemlerde burada diktiğiniz ağaçları takip etmeniz gerekiyor. En azından belli dönemlerde gelip hiç olmazsa dikmiş olduğunuz ağacın gelişimini takip ederseniz sizler için de büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. Değerli vatandaşlarımız, Türkiye'nin son dönemde yangınlarla mücadelesini biliyoruz. Uluslararası farklı ülkelerde haftalarca süren, aylarca süren yangınları da müşahede ettik. Bunların söndürülmesiyle ilgili nasıl bir gayretin olduğunu da gördük. Ancak çok şükür ki bizim ülkemizde son dönemlerde hem orman teşkilatımızın imkanları hem de orman teşkilatımızın kabiliyetinin artması sebebiyle bu yangınlarla
mücadeleyi başarılı bir şekilde tamamlamış olduk. Elbette en iyisi, en güzeli bu yangının çıkmaması. Elbette yangın çıktıktan sonra sizler bir şekilde buna müdahale edersiniz, söndürürsünüz. Ama yangının çıkmaması elbette bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz bir husus. Yangınlar çıktıktan sonra bizim müdahalemizin sonrasında da yaptıklarımız var. Bugün Türkiye'de her yıl yanan yerlerin daha da fazlası rehabilite edilir ve bir sonraki yılın sonuna bırakılmaz. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 2021 yılında yanmış olan alanlar 2022 yılının sonuna kadar, 2022 yılında yanmış alanlar da 2023 yılının sonuna kadar beklemeksizin bu yıl tamamıyla rehabilite edilmiş oldu. Bizler 24 uçağımız, 100 helikopterimiz, 10 insansız hava aracımız, 776 kulemiz, yaklaşık 4500'e yakın kara aracımız, 18.000 kahramanımız ve 25.000 kahramanımız ve 118.000 gönüllümüzle bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Bir ayrıntı çok küçük, onu da söyleyelim. İnsansız hava araçlarını Avrupa'da kullanan ilk, dünyadaki ikinci ülkeyiz. 2019'da Milli Ağaçlandırma Bayramı ilan edildi ve bizler 2019 yılında en fazla, bir saatte en fazla fidan dikme rekoruyla Dünya Rekorlar Kitabı'na girmiş olduk. 2020 yılında yine dünyanın en geniş ağaç desenli dikimini gerçekleştirerek yine Rekorlar Kitabı'na girdik. 2021'de 69 ülkeden yabancı paydaşlarımız geldi. Onlarla beraber olduk, bu etkinliği gerçekleştirdik. 2022 yılında Türkiye 100 yılı logomuzu gerçekleştirmiş olduk. 2023 yılında daha heyecanlıyız. Neden? Çünkü bu yıl toprakla buluşturacağımız her fidan bizlerin cumhuriyete olan bağlılığının birer göstergesi niteliğinde olacaktır. Her bir fidan yeşil vatana olan inancımızı temsil edecektir. Bu yıl büyük bir coşkuyla görmüş olduğunuz geleceğe nefes, cumhuriyete nefes mottosuyla etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar söyledi, ben tekrar edeyim. Bugün 81 ilimizde cumhuriyet ormanları kuruyoruz. 2023 noktada 5 milyon 2023 fidanı toprakta buluşturacağız. Ben bu çalışmalarımızda bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Güçlü bir Türkiye için her alanda bütün gücümüzle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Ben Yeşil Vatan için çalışan, bu uğurda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Sadece Yeşil Vatan için değil, Cumhuriyetimizin 100. yılında bu vatan için, bu millet için hayatını kaybeden herkese Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Kesin diye yazın köz üstünde, kışın buz üstünde cansiparane bir şekilde çalışan orman teşkilatı personeli tarafından hazırlandı. Birlik ve beraberlik içinde yaşamayı cümlemize nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbelhum minna bi hurmeti sirri suretil Fatiha.